Sabahta bir baktık, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne polis operasyon yapmış. Sabahın köründe baskın düzenliyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz. Neymiş? Bir bildiri yayınlamışlar. Bildiriyi okuyorum arkadaşlar. Biz hekimler uyarıyoruz. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yanlış mı? Her savaş insani dram getiriyor. Ya gözümüzün önünde Suriye var. Buyurun Suriye'ye bakın. Suriyeli çocukların sokaklarda nasıl dilendiklerini de biliyoruz. Bu dramı yaratan kim? Savaş değil mi? Suriye'nin iç savaşı değil mi? Suriye'deki kavga değil mi? Suriye'deki terör değil mi? Budur. Buna dikkat çekiyorlar. Niye alınıyorsunuz? Devam ediyor. Yaşatmaya and içmiş bir mesleğin mensupları olarak. Doktorlar insanları yaşatmak için mücadele ederler. Yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip olmanın birinci görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Doğru, yaşamı savunmak hepimizin görevi. Ben de savunuyorum, siz de savunuyorsunuz. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Demokrasi olsun deniyor, özgürlük olsun deniyor, huzur içinde yaşayalım deniyor. Daha ne olsun? Savaşa hayır, barış hemen şimdi demişler. Vay sen misin bunu diyen? Alın, sabahın köründe basın, tutuklayın, gözaltına alın. Bakın bu tür davranışlar sizin yaptığınız ve toplumun tümünün desteklediği Afrin operasyonuna gölge düşürür. Gölge düşürür. Çünkü şu algıyı beslemiş olursunuz. Ya bir yerde bir hata yapıyoruz, bu hatayı kimse bilmesin, kimse görmesin diye. Ortada bir hata falan yok. Bir hata falan yok. Neden yapıyorsunuz bunu? İnsanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Katılırsınız veya katılmazsınız. Birisini düşüncesini ifade etti diye hapse atmak, sabahın köründe evini basmak, bu demokrasilerde olan bir şey değil. Üzerine gidiyorlar. Bakın şu gerçeği hiç kimse unutmasın. Asker bile dağda terör örgütü mensubunu yaralı yakaladığında alıyor, ekmek veriyor, su veriyor, helikopter tahsis ediliyor ve hastaneye götürülüyor. Bu ne demektir biliyor musun? Bu ordunun saygınlığı açısından çok ama çok önemlidir. Siz doktorun düşüncesini açıklamasında tahammül edemiyorsunuz. Baskı kuruyorsunuz. Doğru değil. Türkiye'nin itibarını zedeliyor bütün bunlar. Umarım hükümet bütün bunlardan ders çıkarmış olur.